İşte yolda yürüyorum ve çok mutluyum bugün. Çünkü yeni bir dostum var. Onun adı Cookie. Evcil hayvan sayılmaz. Soğanlı menemene bayılmaz. Sonsuza kadar dostuz. Bir nevi karışık postuz. Sonsuza kadar dostlar. Onun adı Cookie. Hey! Çabuk şu kelebeği gezdirmeyi bırak. Sen hiç kelebek etkisi denen şeyi duymadın mı? Bu kelebekler başımıza felaket getiriyor. Felaket! Nereye gidiyorsunuz? Bacağım takıldım. Gördün mü? Kelebeğini kovalamasaydım düşmeyecektim. O renkli bir kelebek. Kanatları çok güzel. Sonsuza kadar dostuz. Onun adı Cookie. Uzak tut şu kelebeği benden. Alerjim var benim bunlara. Hiç sevmem hiç. Al işte hapşurdum. Sokakta gezerken hiç sevmezler. Alerjim var derler. Çok tatlı bir böcek. Benim canım kokim. Şakir, şu senin kelebeğin var ya, sürekli arabamı kirletiyor ve yıkamak zorunda kalıyorum. Lütfen buralarda dolaşmayın. Kimse onu sevmiyor. Benim canım kokimi. Oysa o çok akıllı. Onun adı Cookie mi? Evet, yoksa sen de mi sevmiyorsun kelebeğimi? Aa, hayır hayır, tam tersi. Ben kelebekleri çok severim. Gerçekten çok güzel bir kelebekmiş. Teşekkürler. Ay, kelebekleri severleri de sevmem. İşte Cookie. Hadi teraryumuna gir bakalım. Yorucu bir gün oldu. Yarın görüşürüz Cookie. Yanlışlıkla tırtıla geri dönüşeyim de mi? Ne? Cookie? Neredesin? Ama teraryum yok. Olamaz. Teraryum cam fanus içindeki minyatür bir bahçedir. Nedense açıklama gereği hissettim. Güle güle. Pencereyi kapalı bıraktığımdan eminim. Bu nasıl olur? İşte bu da en son bulduğum pul. Diğer pullarımın arasında öne çıkan özelliği de... Nerede bu? Aslında sadece pul değil. Başka koleksiyonlar da yapmak istiyorum. Tabii daha bir sürü koleksiyon çeşidi var. Madeni para, kelebek... Bulamıyorum! Kızım, bu 3 saatlik muhteşem sunumun gerçekten çok güzeldi. Ama sanırım Şakir'in bir derdi var. Geldik mi? İnanamıyorum. Cookie kayıp. Biri Cookie'yi kaçırdı. Sakin ol oğlum. Bir soluklan. Ne oldu? Ne Cookie'si? Şakir, mutfaktaki Cookie yazan şey diyorsan ben kurabiye sarıp yedim onu. Başka bir şey miydi yoksa? Hayır. En iyi dostum, beslediğim kelebek Cookie. Dün gece yatarken teraryumuna koydum. Sabah kalktığımda yoktu. Sen bunun ne demek olduğunu biliyor musun Necati? Ortada bir kaçırılma vakası var. Bu iş... Tam da muhteşem dedektifliğe göre iş. Dattarado. Buyur evlat, şu sıcak sütü iç. Biraz dinlenmen gerek. Sonra soruşturmaya başlayacağız. Necati, ne gerek vardı bu kadar gösterişe? Hem nasıl buldun bu ambulansı? Şşt, Remzi, film çekiyorlardı burada. Ödünç aldım 5 dakikalığına. Evet oğlum, başından geçen her şeyi anlat. Sokakta kelebeğim Cookie ile yürüyorduk. Önce huysuz Cüneyt amcaya rastladık. Pekala. 3 tane şüphelimiz var. Cüneyt,
yaşlı kaplumbağa teyze ve keçi Necmi. Bu üçü de kelebeği hiç sevmiyorlar. Ve onu kaçırmak için bir sebepleri var. Hadi şu üç şüpheliyi yakalayalım Remzi. Sorgu zamanı. Sorgu zamanı. Acele etme Necati. Önce olay yerini incelememiz lazım. Yani Şakir'in odasını. Doğru diyorsun. Hırsız hala orada olabilir. Hırsız hala orada olabilir mi? Biz muhteşem dedektifleriz. Hiçbir şeyden korkmayız. Ay çok korkuyorum. Ay, ay. Ay bir an yatağın altındaki kaykayın canavar zannettim. Benim yatağımın altında bir canavar vardı Remzi. Ama artık onunla kanka olduk. Aynı evde yaşıyoruz, kirayı da bölüşüyoruz. Bu güzel fikirmiş. Başka bir maceramızın konusu olabilir. Evet evet, şimdi harcamayalım. Görünüşe göre hırsız burada uyumuş. Yatağı da dağınık bırakmış. Etrafta Şakir'in eşyalarına benzer eşyalar var. Belki de hırsız Şakir gibi giyiniyordur. Ama belli ki kaçmış. Odada kimse yok. Remzi bak. Ha, ne oldu? Esmiyor diyordun. Esiyor işte. Püfür püfür. Bu da ne? Bir kemer. Demek ki hırsızımız kıyafet giyebilen bir canlı. Demek ki kıyafet giyebiliyor. Bazı çizgi film karakterlerini şimdiden eleyebiliriz. Mesela kafadar ayılar olamaz. Onlarda kıyafet yok. Hey dostum, bize şimdi tüm bildiğini anlatıyorsun. Yoksa gazetenin spor ekini yırtarız. Siz arkadaşıma bakmayın. Öyle bir şey asla yapmayız. Kusura bakmazsanız size birkaç soru sormak istiyoruz da. Kusura bakıyorum efendim. Sizinle uğraşamam. İyi polis kötü polis taktiğimiz işe yaramadı Necati. O zaman biz de iyi polis kötü futbolcu taktiğini deneyelim. Bak sektiriyorum. 1-2 kaydı. Necati dur bir dakika. Cüneyt Bey, oğlum Şakir'in kelebeği Kuki dün gece evinden çalındı. Şu kelebeği. İyi olmuş. Dün gece neredeydiniz? Ben şimdi bile nerede olduğumu bilmiyorum. Sahi ben neredeyim? İşte bu kemer sizin mi? Belki de Şakir'in odasındaydınız. Pencereden kaçarken kemeriniz takıldı. Sonra da dönüp alamadınız. Şimdi de gazete okuyor gibi yapıp dünyayı ele geçirme planları yapıyorsunuz değil mi? Gerçeği söyleyin bana. Evladım ben askılı pantolon giyiyorum. Ne kemeri? Doğru söylüyor Necati. Hırsız Cüneyt Bey olamaz. Devam edelim. Yalnız bayağı yakışmış amcacığım. Ben de mi alsam bir tane askılı pantolon? Teyzeciğim, kolay gelsin. İlaçlarını mı alıyorsun? Ay yok canım, sapasağlam kadınım ben, ne ilacı? Spor yapıyorum, her gün hastalanmıyorum. Ben çok şüphelendim bu teyzeden Remzi. İçim şüpheleniyor. Eczanede yakaladık, bir de ilaç almıyorum diyor. Demek spor yapıyorsunuz. Mesela bir pencereye tırmanabilir misiniz? Niye sordun? Bu kemer sizin olabilir mi acaba? Ne kemeri? Ben kaplumbağayım ayol. Kemere ihtiyacım yok ki. Şimdi izin verirseniz ninja kursuna gidip konuşan beyinlerle antrenman yapacağım. Ben ikna oldum. Çok mantıklı konuştu. Bu zıplayan flüt kaç para? Efendim o titreşimli diş fırçası. Ben de 2 saattir üflüyorum boşuna. Tek şüpheli keçi Necmi kaldı. Demek ki hırsız o. Ne kadar da zekiyiz Remzi. Hiç sormadan etmeden bulduk cevabı. Amanın. İşte burada. Dur. Kaçma. Gel buraya. Söyle bakalım Necmi. Oğlumun kelebeği nerede? Ne kelebeği? Remzi, neden bahsediyorsunuz siz? Dün gece Şakir'in kelebeği çalındı. Sen de odada bir eşyanı unutmuşsun. O yüzden şüpheli durumundasın. İşte bu. Hayır, o benim değil ki. Yakalandın Necmi. İtiraf et ve bir anlaşmaya varalım. Suç ortağın yan odada her şeyi anlattı. İyice şaşırdınız siz de. Ne suçu, ne ortağı? Pardon, yanlış replik. Kemerin senin olduğuna eminim Necmi. Bak üstünde senin adın yazıyor. Necmi. Necati? Üstünde Necmi'nin ismi mi yazıyordu? Niye daha önce söylemedin? Oradan oraya koşturduk. Ne yapayım Remzi? Seviyorum heyecanı.
Söyle bakalım Necmi, Şakir'in kelebeği nerede? Kelebeğin bir günlük ömrü var zaten. Onu da seninle geçirmesin. O bilgi yanlışmış Necati. Kelebekler bir yıla kadar yaşayabiliyormuş. Ayaklı ansiklopedi gibisin Remzi. Her gün şaşırtıyorsun beni. Yalnız ansiklopedi o. Aman muhabbetiniz de hiç çekilmiyor. Okey kemerin benim olmasına imkan yok. Bakın benimki burada. Ama eğer o kemer seninse biri sana suç atmaya çalışıyor olmalı. Yoksa neden senin ismin yazsın? Ama sen de hırsız değilsen bizden neden kaçtın o zaman? Necati yüzünden beni her gördüğünde dalga geçiyor. Hep aynı şeyi yapıyor. Bir köprüde karşılaşmış iki inatçı keçi. Ho ho hoy. Necati lütfen çekilir misin? Ho ho hoy. Necati kocaman köprü. Bir sürü yer var. İnatçılık ve huysuzluk keçilerin suçuymuş. Ho ho hoy. Ho ho hoy. Necati sen keçi değilsin. Ho 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 hoy. Peki hırsız sen de değilsen o zaman kim olabilir? Çok yakınımızda biri olmalı. Gözümüzün önünde ama göremiyoruz. Biz kafedeyken yalnız değildik. Acaba Şakir'in bahsettiği Merve... Eczanede de aynı kız. Merve olamaz. O kelebekleri çok sever. O kelebekleri çok sever. Kelebekleri çok sever. Çok sever. Tabii daha bir sürü koleksiyon çeşidi var. Madeni para, kelebek... Nereye varacak bu görüntüler Remzi? Çık oradan Necati. Eğer düşündüğümde haklıysam çok fena şeyler olacak. Acele etmeliyiz. Mirket, Mirket. Remzi, Remzi. Mirket, Remzi, Necati. Mirket, sen bugün kafede birine bir çanta verdin. O kimdi? Ne verdin? Acil bir durum var. Müşterilerimin kimliğini sizinle paylaşamam Remzi. Özel bilgiye girer. Ama bir kelebeğin başı dertte. Hem de Şakir'in kelebeğinin. O zaman bir istisna yapabilirim sanırım. Kızın adı Merve. Benden bir kelebek tutma cihazı yapmamı istemişti. Biliyorsunuz kelebekler çok hassas. Olamaz. Düşündüğüm doğru. Merve bir kelebek koleksiyoncusu. Kelebeğin de koleksiyonu oluyormuş. Merve kelebekleri çok seviyor. Şakir'in kelebeğini de çok sevdi. Koleksiyonuna eklemek istedi. Kelebekleri bir fanusa koyup orada besliyormuş. Neyse, sonuçta yakalanmamak için suçu atacak biri lazımdı. O yüzden Keçi Necmi'ye o suçu attı. Ama bana sadece kelebeği yakalayıp bırakacağını söylemişti. Eğer koleksiyonuna katmak istiyorsa eczaneden aldığı özel bir spreyi kelebeklerin yaşadığı fanusa sıkması gerekiyor. Bu da kelebeklerin sakin durmasını sağlıyor. Eyvah! Hatırladım. Eczanede de gördük kızı. Suçlu Merve Remzi. Hemen oraya gitmeliyiz. Durun size adresini vereyim. Kafama lamba takmanın vakti geldi. İşte burada. Kanun namına dur. Siz kimsiniz? Biz Kanun namıyız. Hayır, biz elindeki kelebeği çaldığın çocuğun ailesiyiz. Evet, ayrıca boş zamanlarımızda dedektiflik yapıp meyveli yoğurt yeriz. Çak. Hemen o kelebeği bırak. Koleksiyonda ekleyemezsin. Anlamıyorsunuz. Uzun zamandır aradığım bir kelebekti. Bu eksik kalan türdü. Bunu da eklersem koleksiyonum tamamlanmış olacak. O kelebek senin değil Merve kızım. Gel bu yanlıştan geri dön. Asla. Demek bana suç atan hırsız sensin. Al bakalım. Remzi, hiç arayıp haber verdiniz bana da. Özür dilerim. Bizden değil, Şakir'den özür dilemelisin. Şakir, sana gerçekten çok büyük bir özür borçluyum. Beni affet. Kelebeğini koleksiyonum için ben çaldım. Çok yanlış yaptım. Pişmanım. Ama sen miydin? Evet bendim. İşte al bakalım kelebeğini. Cookie, geri döndün. Oley! Bana kızgın mısın? Cookie geri geldi ve iyiymiş. Artık gerisi önemli değil. Ama düşünürken şunu anladım. Senin koleksiyonuna eklemenle benim onu burada hapis tutmamın arasında hiçbir fark yok. Duygusal konuşma geliyor. Beni son durakta kaldırın.
Kelebekler uçmak için vardır. Gezip görüp etrafına renk katmak için. Hiçbir canlı kafesin ardında kalmamalı. O yüzden elveda can dostum. Hadi git. Çok üzgünüm ama senin için en iyisi bu Kuki. Git artık ne olur. Özgürlüğüne uç. Beklenmedik final. Merak etmeyin. Alçılarım 2 ay sonra çıkacak. Sonra da o köpeğe gününü göstereceğim. Çok korktum.